Son seanstasınız. Son seansta sanayi üretimi rakamlarını konuşacağız. Rekor seviyede gelen sanayi üretimi rakamlarının sürdürülebilir olup olmayacağını tartışacağız. Bugünden bakarak geleceği görmeye, anlamaya gayret edeceğiz. Bize bugün Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş eşlik edecek ilk bölümde. Arkasından Top Etü Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atırım Murat bizimle birlikte olacak. Rakamlara bakalım önce. Borsa İstanbul 100 Endeksi 1174'ten -31 ile kapattı. BIST 50 Endeksi 1068 Endeksiyle 0.49'dan kapandı. BIST 30'da 1297 ve orada da kayıp 0.77. Eurostoxx Avrupa borsalarına bakıyoruz. 0.95 aşağıda. Almanya DAX 0.91 aşağıda. Fransa CAC 40 0.96 aşağıda. İngiltere 0.78. İspanya IBEX'te 1.43. Alabilirsiniz. Tamam, okuduk zaten. Çin Şangay Kompozit Endeksi 3359'da 0.04 kazançla kapattı. Japonya Nikkei 23601'de 0.18 kazançta orada var. Hong Kong Hang Seng bugün itibariyle kapalı, daha doğrusu veri yok. Güney Kore Kospi 0.02 kayıpla kapattı. Hindistan Hensex 40625 endeks rakamıyla 0.08 bir kazanç sağlayabildi. Amerika'ya geçtik. Dow Jones 28577'de aşağı yön. S&P 500 3497'de orada da %1'lik kayıp var şu an itibariyle. Nasdaq'ta da 12031'lik bir endeksle 0.54'lük kayıpla yoluna devam ediyor. Dolar TL 7.91'de 7.88'lere kadar indi. 7.94'leri gördük. Hatırlarsanız oralardan tekrar yukarı doğru yön gidiyor. Piyasamız kapalı olduğu halde yukarı doğru gitme eğilimi devam ediyor. Euro'daki zayıflığın belirtilerinden bir tanesi. Dolara bakarak anlamak mümkün olabilir. Euro TL 9.29'da, Pound TL 10 lira 23 kuruş, İsviçre frangı 8.64, sepet kuru da 8.60'da. Sepet kuru her geçen gün bir miktar yükseliyor, dikkatinizi çekerim. Dolar endeksi 93.56'da güçlü bir para birimi olduğunu kanıtlıyor dolar bugün itibariyle. Amerika'daki seçimlerin giderek daha netleşmesiyle ilgili bir durum var. Biden'ın 10 puan önde olması bu etkenlerden bir tanesi. 0.56 kazancı var. Euro dolar 1.17'de 0.66, Pound dolar 1.29'da, dolar yen 105 ve orada 0.20'lik bir kazanç var dolar lehine. Dolar İsviçre frangı da 0.67'de. Amerikan 2 yıllıkları 0.143, 10 yıllıklar 7.29 ve 30 yıllıklarda 1.516. Ons altın düşmeye devam ediyor. 1889 dolarda ons altın 1.71'lik kayıp var. Büyük bir kayıp. Dolar yukarı gittiği için ons altına mecburi istikamet aşağı doğru gitmek kalıyor. Brent petrolde yön yukarı. Brent petrolde ons altın karşısında güçlü bir liman durumuna geldiği için ayrıca altına bir darbe vuruyor diyebiliriz. 1.71'lik bir kazanç var. Amerikan ham petrolü de bugün gelen stok ve talep fiyatlamalarından sonra 40 dolar 63 sentte 0.68 aşağıda. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç, hoş geldin. Merhabalar Ali Bey, iyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi sanayi üretimiyle başlayacağız. Ona ilişkin bir değerlendirme yapmanı isteyeceğim. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı, bu üretim verisiyle, yani aylık bazdaki veriyle şu anda OECD içinde birinciyiz. Dünyada da Singapur'un ardından ikinci durumdayız. Övünecek bir şey ama bu övgünün
sürdürülebilir olması durumunda daha fazla övünebiliriz. Ama şu an itibariyle bir çiçekle bahar gelmez derler ya. O sebeple bu ayki veriye bakarak geleceği tahmin etmeye çalışacağız. Önce sanayi üretimi aylık değişimi gelecek ekranımıza. 3.4 orada kazancımız. Yıllık bazda da 10.4'lük bir artış söz konusu. 3.4'ü ekranda tutuyoruz. Sözü sana bırakıyorum. 3.4 ve yıllık bazda da 10.4 ciddi bir artış. Sanayinin çarkları dönüyor mu diye soruyorum. Şimdi yıllıkta bir kere şu önemli. Tabii ki bir V dönüşü, yani sanayi üretiminde belki Türkiye'nin pandemi verileri içerisinde en güçlü toparlanan, her ne kadar Mart-Nisan aylarında bir nebze piyasaların sanayi tarafında da kapandığı dönemleri görsek, yani fabrikalarında kısa süreli böyle vardiya azaltımı veya toptan kapanan fabrikaları da gördük belli bir süre için. Ama sonrasında özellikle Haziran ayı sonrasında çok net bir V toparlanması var. Fakat özellikle ekrandaki grafiklerden de bakarsak geçen senenin Ağustos ayı da bir nebze negatiflik, yani aslında ondan önceki aylarda da bir nebze negatiflik söz konusu olduğundan aslında yıllık bazda baktığımızda aylığa göre %10'un üzerinde de bir yükselişi net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bundan sonraki aylarda dikkat ediyorsanız belki grafikler içerisinde de işte aylık 3.4 ki bizim yıllık işte imalat, taş ocağı, bir nebze enerji diyebileceğimiz gaz tarafı da bizi bu sanayi üretimi tarafında destekliyor. Yani aslında bu bizim mesela IMF'nin bugün büyüme verilerinde revizyona gitmediğini gördük ama ben hala -5 beklenen bir Türkiye büyümesinin 2020'de çok gerçekçi olmadığını görüyorum. Düşünüyorum daha doğrusu. Dolayısıyla bu sanayi üretimi hepsi buradaki enerjimizi gösteriyor. Yani yıllıkta %10, işte aylıkta 3.4. Ama bundan sonraki aylarda birincisi evet bir pandemi sonrası normalleşmeyi, Haziran sonrası en azından reel hayatımızda, yani sosyal hayatımızda evet, gördük. Ama buna bağlı bir stres hala devam ediyor. Artık o artık çok düşük faizler ve inanılmaz kredi marjlarını da biraz geride bırakmışız gibi duruyor. Dolayısıyla sanayi üretiminde daha dolente, daha böyle bir yatay, hem geçen senenin o negatifliğinin de geçtiği, yıllıkta yavaş yavaş aşağı doğru gelen, aylık bazda da aslında işte %2'ler, %5'ler arasında seyreden bir sanayi üretimi verisini bundan sonraki yıl sonuna kadar olacak aylarda görebiliriz. Ama yani bu ayki veri de bir nebze aylıkta yavaşlama gösterse de yıllık bazda bahsettiğim gibi geçen senenin ivmesinden kurtulmuş bir sanayi üretimi verisini de gösteriyor. Dolayısıyla yani şunu siz sözlerinizin başında ilettiniz zaten. Bizim için sevindirici, en azından sanayi üretiminin ayakta kaldığını ve çok hızlı reaksiyon gösterdiğini görmek. Ama belli bir hızla gitmeyeceği de zaten bizim hep konuştuk. Büyüme, enflasyon, cari açık, bütçe açık, dengelenmesinde mevcut koşullar yıl sonuna kadar daha yavaşlayan sanayi üretimi göreceğiz diyor şu an. Evet, şimdi şu andaki grafikte devam edeceğiz. Görüyorsun herhalde tam ekran. Bu grafik 4 yıllık, geriye doğru gidersek 2017 mavi ile işaretlenmiş durumda. 2018 kavun içi renkte, 2019'da turuncu, 2020'yi de yeşille işaretlemiş durumdayız. 2018 ciddi bir kayıp yılı, yani orada endeks gerçekten kendini toparlamakta bir hayli zorlanmış. 2019'da kafayı kaldırmış, yukarı doğru gitmeye karar vermiş. 2017'de adeta bir böyle tırıs koşuya çıkmış. Yani rahvan dedikleri koşunun bir adım ötesi. Fakat 2020'de, tabii 2020'yi herhangi bir yılla mukayese etme imkanımız yok. Özgün bir yıl, yani kendine özgü koşulları olan bir yıl. O sebeple geldiğimiz noktayı ama ben önemsiyorum. Yani o yeşil çizgi geldi ve 2017'nin içinde bulunduğumuz ayına rampa etti. Yani buradan yukarı doğru gitme ihtimali var. Eğer bir sonraki veri bir miktar daha yukarı taşırsa, biz yılı çok iyi bir sanayi üretimi endeksiyle kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin? Şimdi bu grafikler içerisinde tabii 2018, 2017-19 arasında bir kayıp sanayi yılı gibi gözüküyor. 2017'de aslında 2016'daki o üzücü
darbe girişimi sonrasında ki bir atılım yılı gibi görmek lazım ki burada aslında en güçlü sanayi üretimi tarafı dikkat ediyorsanız özellikle son yani yılın ikinci yarısında böyle yukarıda bir ivmelenmeyle devam eden sanayi üretimi var. Çok net bir şekilde sağlıklı bir veri orada görmüşüz. Ama 2018'de de bir belki kur hareketi etkisini görüyoruz yine. Her ne kadar burada sanayi üretimi birebir etkilenmemiş gibi düşünülse de kur hareketlerinde evet. Bir yavaşlama oluyor. Ama şu anki hareket tamamen bahsettiğiniz gibi bu geçtiğimiz 3 yıldan da çok farklı. Pandeminin zaten net etkisini o dibe vuruş ve dipten dönüşü görüyoruz. Benim tahminim mavi çizgilerin yıl sonuna kadar yani 2017'nin sonundaki aşamaya benzer şekilde o yeşil grafik çizgisinin de devam edeceği yani %7, %12 arasındaki bir aralıkta yıllık baz için konuşuyorum. Ama biraz daha böyle zikzaklar çizerek devam eden bir 3-4 aylık süreç olacak. Yalnız burada bu sene diyelim ki işte 0 veya 0'ın hafif altında üstünde bir büyüme gerçekleşti. Evet. Eğer burada gerçekten seneye %6'ya yakın dünyada %3 civarlarında bir büyüme olacaksa bize 2017 grafiğine benzer veya belki biraz daha güçlü bir sanayi üretmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada kapasite kullanım, özel iç talep ve ihracat tarafı bizim sanayi tarafında da ana ne diyelim hani güç odağımız olması gerektiğini gösteren bir durum. Yani son 4 yıl burada da net bir şekilde gözüküyor. Peki. Şimdi biraz Amerika konuşacağız. Amerika'nın son 2 yıllık tüfe oranlarını gösteren bir çubuğumuz var, çubuk grafik var. Geldiğimiz noktada Amerika'da tüfe yeniden canlanmaya başlamış gibi gözüküyor. Ama o olağanüstü ve istenilen boyutlara geldiğini söyleyemeyiz. Bugün gelen veri de beklentilere yakın ama beklentileri çok düşük tuttukları için, yani tahminleri düşük tuttukları için, o tahmine çok yakınsayan bir veri geldiği için mutlu olmuş olabilirler Amerikan yöneticileri. Fakat istenen seviye bu değil. İstenen seviye işte 1,5 biraz üzerinde bir rakam olması gerekiyor. Amerika istediği enflasyonu üretmeye yakın mı yoksa hala çok uzağında mı? Yani bence uzağında çünkü hani %2'nin üstü %2 ortalama son FED toplantılarında yani aslında piyasaya sağlanan destek paketlerinin bence daha hızlı bir enflasyon yaratma olasılığını düşünüyorlar. En azından FED üyeleri açısından bakarsak ama burada hala bir patika var. Yani yukarı doğru giden ama günlük bazda hala 45-50 bin arası bir vaka sayısı Amerika'da önünde seçim atmosferi olan, işte mevcut başkanın bu sıkıntıyı yaşamış, kısa sürede atlatsa da Trump hakkında konuşuyorum. Hala bir seçim öncesi ve sonrası belirsizliğin olduğu. 2008 sonrası piyasa toparladığı zaman bir pandemi esnasında da ikinci bir riski yaşayan Amerikan halkı yani son 12 yıl içerisinde tekrardan tüketim bu kadar düşük faiz ve bu kadar yüksek destek paketlerine rağmen bence net bir enflasyon yaratamıyor. Tamamen bu yüzden şu an demokratlarla cumhuriyetçiler 2.2 mi olsun, 3 trilyon mu olsun yeni destek paket COVID için ne olmanı konusunda anlaşamıyorlar. Ve özellikle Powell'ın da mali destek konusunda bu kadar ısrarcı olmasının nedeni bence şu an bizim önümüzde duran grafik üzerindeki o ivmenin yeteri kadar hızlı olmaması. Görüyorsanız bir önceki tepede yani grafiğe baktığımda görülüyor net bir şekilde. Hani ikilerden, 2,5'lardan ki böyle bir destek paketi, böyle bir ne diyelim hani daha net ileri taşıyabilecek bir destek olmadığı halde enflasyon oralardaydı. O açıdan bence Amerika veya FED ya da işte ekonomi yönetimi şu an için üyeler bazda konuşursak çok memnun olabileceklerini enflasyondan düşünüyorum. Evet, bu enflasyon rakamı acaba Trump'a yardımcı olur mu? Yoksa hayır geçti zaten borun pazarı mı diyorsun? Vallahi Ali Bey şimdi ne kadar 20 günden biraz az ya da 20 gün. Tam 20 gün, evet. Yani bu aşamadan sonra bunu Trump'a çok bir faydası olur mu emin değilim. Şu an çok net bir şekilde Biden üzerinden senaryolar kuruluyor. Ve özellikle fiyatlamaların da
hani iyimser kötümser açıdan. Yani aslında bundan iki ay önce Biden daha kötümser bir başkan senaryosu bakılıyordu ama şimdi bunun da bir olabilirliği konuşuluyor. Dolayısıyla Trump'ın veri akışından bence hani tabiri caizse paçayı kurtarma ihtimali bu veriler içinde gözükmüyor. Ama yani çok sürpriz sonuçlar her zaman olabilir. Onun için ben net bir şekilde her ne kadar anketler çok net Biden'ı da gösterse ben 3 Kasım'ı en azından görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi Donald Trump Amerikan tarihinde seçilmiş en yaşlı başkanlardan bir tanesi. Belki de en yaşlısı. Yani istatistiği bilmiyorum. O bakımdan ezbere konuşmuş olmayayım ama 74 yaşında şu anda. Seçildiği zaman daha tabii yaşı biraz daha küçüktü. Biden ise 77 yaşında. Şimdi 74 yaşındaki adam 77 yaşındaki adama böyle olmadık şeyler söylüyor. Yani hani yaşlılığıyla ilgili, fiziksel yetersizlikleriyle ilgili, bedensel yetersizlikleriyle ilgili yakıştırmalar yapıyor. Çok hoş olmayan bir şey var, seçim propagandası var orada. Ama iki tarafta yapıyor. Fakat asıl saldırgan olan Donald Trump'ın kendisi. Dün bir görüntü vardı mesela, o görüntüden anladığım kadarıyla danışmanları Biden'a bir şeyde bulunmuşlar. Demişler ki biraz çevik görünün. O da uçağa biniyor. Uçağın merdivenlerini ikişer ikişer çıkıyor falan. Hani gördüğünüz gibi değilim, aslında ben göründüğümden daha fazlasıyım demeye getiren bir şey var. Orada bu yaşlı ve işte yetersiz tartışmaları arasında ikisinin birbirine söyleyeceği fazla bir söz yok. Fakat Amerikan kamuoyu ne yazık ki bu tartışmadan çok memnun. Yani hani çünkü Donald Trump'ın ötekine göre biraz daha genç olduğu, birkaç yaş küçük olduğu, işte daha genç ve bakımlı bir eşi olduğu için falan gibi pek çok ayırıcı faktörü bir kenara koyuyorlar. Ve Donald Trump'ın daha şanslı olduğunu düşünüyorlar ama bilmiyoruz, sandık konulduğu zaman hep birlikte göreceğiz. Şimdi Almanya'ya geleceğiz. Yani bu bahsi şey olsun diye tamamlamak için verdim. Sen ilave edebilirsin. Almanya'yı konuşurken de oraya o cümleyle girebilirsin. Almanya'nın durumu çok parlak değil. Bugün gelen iki tane veri vardı. Bir tanesi ZU endeksi. 23 puan aşağı doğru gitti. İnanılmaz bir şey. Yani bu kadar büyük bir çöküş hiçbir zaman yaşanmamış olabilir diye düşünüyorum. Enflasyonda da benzeri bir tablo var. Orada da istenilen enflasyonu üretemedi. Ve Almanya'daki bu durumun temel sebebi, altında yatan tek etken, yeni bir pandemi dalgasının geliyor olması. Bunu Angela Merkel açık açık söyledi. Yeni bir dalgaya doğru yürüyoruz. Bu dalganın eseri olarak verilerde arka arkaya olumsuz gelmeye başladı. Grafik ekranda, tam ekran geliyor. O grafik eşliğinde bize Almanya'nın enflasyonunu, ZU endeksini, sanayi üretimini ve aklınıza gelebilecek her şeyi yorumlarsanız sevinirim. Nasıl bir Almanya gözüküyor? Evet, şimdi öncelikle Amerikan seçimlerinde tabii Biden seçilirse ve görevi tamamlarsa 81 yaşında olacak. Evet. Aynı hatırlarsınız Trump'ın seçildikten sonraki döneminde birçok araştırma, işte mahkeme veya hukuki süreç, görevin ve seçimin normalleşme konusunda ya da normal olması konusunda soru işaretleriyle ilgili bir süre de geçirdi Trump. Dolayısıyla Biden'da böyle bir süre geçilebilir. Yani sağlığıyla ilgili belki işte 2-3 yıllık bir mevzu olabilir. Eğer böyle bir durum olursa, şunu da siz de çok net biliyorsunuz ki çok çetin geçer Amerikan seçimleri, evet, çok sertleşirler. Ama işin sonunda bir el sıkışma oluyor. Bilmiyorum bunun sonunda olacak mı? Öyle ya da böyle işte birbirlerini görevi devrederken çok da nazik olduğu dönemde gördük adayların her ne kadar birbirlerini çok böyle ısınmasalardı. Şimdi Avrupa tarafına gelince sizle birkaç kez daha konuştuk. Ben Avrupa'nın bir Japonlaşma diyelim ya da tüketici psikolojisinin bir Japonya'ya dönmesi, oradaki yaşayanlara, oradaki halka dönmesinden tedirginliğim var. O da nedir? Bütün bu riskler içerisinde özellikle Almanya önderliğinde Avrupa korku duvarı içerisinde değil. Yani yaşayanların, üretenlerin ve tüketenlerin enflasyon yaratmak, Almanya'yı veya özellikle Avrupa'yı destekleyen bu ülkenin dışında kalan yaşayanları da hepsi tasarrufa gitmek, işte işlerini kaybetmekten korkmak, tüketime yönelmekten geri çekilmek bir psikoloji oluşabilir. İkincisi de sizin söylediğiniz gibi Amerika'da nasıl 40-45 bin, 50 bin vaka oluyorsa işte İngiltere'de, Fransa'da
zaman zaman Almanya'da da bir önlemler, sayının artması, işte toplu alanlarda tekrar hizmet sektörünün azaldığı bir dönem. Dolayısıyla güven endeksi buradan azalıyor ve insanların tüketime ve buradaki düşük, yani negatif faizlere rağmen enflasyon yaratılmamasına doğru giden bir Avrupa var. Eğer hızlı bir şekilde pandemiden kurtulan bir Avrupa görmezsek, bunun biraz daha uzun yıllara yayılan, Lagarde da çok burada ön plana da işleri değiştiremeyeceği bir sürece doğru gideriz. Hele ki Brexit sürecinde yine de son dönem, yani 2-3 aylık konuşmalarda da hangi konulara biraz daha takıldığına dikkat edersek. Dolayısıyla ben Almanya'nın da Avrupa içindeki lokomotif özelliğini kaybetmeye doğru giden bir veri akışı bugün sahip olduk. Bu Evet. Peki, Çin'i konuşacağız. Sonra biraz içeriye döneceğiz. Yani hem kur hem borsa ile ilgili değerlendirmelerini almak istiyorum. Petrol piyasasında önemli hareketlilikler var. Bugün gelen dünya petrol üretimiyle ilgili rakamlar vardı. Bir ciddi gerileme söz konusu. Pek çok platform kapatılmış durumda. Bazı ülkeler üretimlerini indirmişler. Ve OPEC'in o 9.7 milyon varillik günlük kısıntısı sürüyor. Ama kendiliğinden aşağı doğru giden bir petrol üretimi de var ayrıca. Yani bölgelerde yaşanan savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla Libya başta olmak üzere. Yarın Amerika Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol talep tahmini gelecek, enerji talep tahmini gelecek. O tahmin geldikten sonra bir gün sonra da Amerikan ham petrol stokları gelecek. Eğer bu üç veriyi yan yana koyup bir puzzle gibi birbirini tamamlayıcı bir şeye doğru gidersek petrol fiyatlarını uzun vadede tahmin etme imkanımız olabilir. Yani ama Perşembe gününden önce bunu yapabilecek durumda değiliz. Sadece senden bir öngörü olarak bir şeyler isteyeceğim birazdan. Çin'in grafiğini arkadaşlarımız ekrana verecekler. 2019-2020 dönemi Çin dış ticaret dengesi trendi. Bugün gelen veriye dikkatini çekiyorum. 58 milyar dolar beklenirken 37 milyar dolar civarında bir fazla geldi. Bu da Çin gibi bir ülkede gerçek anlamda bir deprem yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü yeniden toparlanmaları biraz zaman alabilir. Buyurunuz. Ya Ali Bey, o kadar aslında ben şey değilim. Yani bu gelen veriyle hala fazla değilim. Evet, değilim. Olmayın, bence de olmayın. Dolayı, evet. Yani... Evet. Hayır, şundan dolayı, yani bir Çin durumuna baktığımızda şimdi Amerika ile bazı kotalar üzerinde görüşmeler oluyor. Ve bunların kotaları aslında yılın ilk yarısına baktığımda %25'ini sadece sağlamış bir Çin vardı. Evet. Bunun yanı sıra çok aslında işin başlangıcında olan bir sağlık sıkıntısının merkezi ama buradan toparlanmış. Amerika ile mücadele eden, etrafındaki birçok ülkenin üretim üstü olmaya doğru gittiği bir dönemde yani tamam belki hala çok güçlü bir Çin var yani üretim kanalları içerisinde fazla ekonomisine fazla vermeye devam ettirmesi, evet şunu diyebiliriz, yani eski Çin yok şu anda, yani hem büyüme noktasında hem o ekonomik ileriye doğru işte bakış açımızda devamlı bir lider o ülke olmaya dokunacak. Ama öyle ya da böyle, bunu belki ileride konuşuruz, pandeminin kendisine sağladığı bir avantaj olduğunu da ben düşünüyorum. Yani diğer ülkeler biraz daha geride kaldı ve kendisi en azından bu toparlanmaya çalışan dünyada ticaretini ve ekonomik dengesini hala korumaya devam ediyor. Ve bu açıdan ben yani beklentinin altında bu ayda bir fazla tarafı yaratılsa da en azından kötü niyisi diyebileceğimiz bir Çin'in hala dünyada faaliyetleri devam ettiğini bana gösteriyor. Eğer bu bir strateji değilse, yani Trump'ın seçimden önceki bir sene içerisinde bir bütün dünyaya çıkıp seçimi tamamen değiştirebileceği bir Çin senaryosu değilse, o zaman bütün aslında çarklar, her ne kadar Biden'da Çin'dedir diye düşünülse de şu an için müzakere içinde olduğu bir başkandan da belki diğer başkana doğru geçiş yapan Çin var. Orada belki ikinci bir şansı olacaktır. Dolayısıyla grafik bana evet yani muhteşem bir Çin'i göstermiyor. Ama mevcut dünya şartlarında da
şu an için kabul edilebilir bir olduğunu söyleyebilirim. Evet. Suudi Arabistan'la yaşadığımız bir problem var. Ona ilişkin birkaç şey söylemeni rica ediyorum. Yani nasıl baktığını merak ediyorum. Meseleyi eğer ekran başında olmayanlar varsa onlar için çok kısa özetleyeceğim, sana bırakacağım. 30 Eylül tarihi itibariyle Ekotürk'ün ortaya çıkardığı ve dikkat çekilmesini istediği bir haberdi bu. Bizim yarattığımız bir haber. Yani naçizane biz yarattık bunu. Türk medyası da bir parça sahiplendi ama yeterince sahiplendiğini düşünmüyorum. 30 Eylül'de bir gazeteci, Suudi Arabistan'da bir kampanya başlattı Twitter üzerinden. Bu kampanyayı biz haber verdik. Dedik ki bakın böyle bir şey var, buna dikkat edin. 3.3 milyar dolarlık ihracat yaptığımız bir pazardan bahsediyoruz. Her an elimizin, avuçlarımızın arasından gidebilir. Bana Twitter'dan böyle yani bazıları hakaretamiz şeyler de yazdılar. Üzüldüm ama sonuçta ben haklı çıktığım için şu anda üzülmüyorum. Daha rahat konumdayım. Siz bilmiyorsunuz orayı, orada öyle şeyler olmaz. Merak etmeyin, biz Suudi yönetimiyle sorun yaşayabiliriz, halkla yaşamayız. Oradaki ortaklarımız, partnerlerimiz bize son derece müzahir davranıyorlar falan gibi şeyler yazdılar. İşte biri mesela ben 3 gün önce oradaydım, asla böyle bir şey yok Ali Bey, nereden çıkarıyorsunuz falan diye. Ben de bir yerden çıkarmıyorum, böyle bir tweet var dedim. Sonra bu tweetin arkasından Sanayi Odası Başkanı resmi hesabından bir tweet attı. Türklerle ilişkiyi kesin, Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'den turist kabul etmeyin dedi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de üretim yapan büyük tekstil ve konfeksiyon devleri, H&M, Zara, Inditex gibi şirketlere Suudi Arabistan makamları tarafından, şirketleri tarafından yazılmış bir yazı personelin elinde dolaşıyor. Yazı aynen şöyle, diyor ki eğer Türkiye'de üretim yapmak istiyorsanız, fason ya da doğrudan üretim yapmak istiyorsanız sizin bileceğiniz şey, biz bundan sonra sizin ürünlerinizi ülkemize sokmayız, mağazalarımızda sattırmayız. Arzu ederseniz devam edin ama seçeneğiniz var. Başka yere kaydırın üretiminizi, o zaman almaya başlayalım. Türkiye'den de ayrıca Türkiye'den turist kabul etmeyin ya da Türkiye'ye turist olarak gitmeyin diye de kendi vatandaşlarına şeyler var. Geldiğimiz nokta bu. Nasıl önlem alınmalı? Yani Dünya Ticaret Örgütü'nün karşısına bunlarla bile gitsek bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet, ortada bir resmi karar yok, onu biliyoruz. Yani kral çıkıp doğrudan söylüyor. Ama veliaht söyledi mesela. Daha kim söyleyebilir ki? Yani veliahtın söylediği bir şeyin artık kral için bağlayıcı olduğunu düşünüyorum. Çok dertliyim o bakımdan, çok konuştum. Buyurun. Aslında şunu söylemek lazım. Yani bizim birçok sıkıntı yaşadığımız, zaman zaman işte tartıştığımız diyelim, hatta çok aynı düşüncede olmadığımız birçok ülkeyle biz ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu kanallarda hem bizde üretim yapan firmaları bence bizim belki bakanlık nezdinde de bir araya gelip hani üretimin burada gerçekleşmesinin ve bunun ihracatının o ülkeye yapılması konusunda yalnız o ülkeye değil tüm dünyaya belki de yani yapılan noktalar açısından bir deklarasyon yaratılması, bir açıklanması bence doğru olabilir. Hani benim kanımca çünkü burada bir yani sivil toplum da demeyelim ama bir inisiyatif alıp bir ülke içerisindeki karşı bir ülke yani bize karşı başlatılan bu yani burada hacmin de çok bence önemli. Tabii ki miktar önemli ama burada Türkiye'ye benzer uygulamaların, benzer taleplerin de iletilmemesi açısından bence çok net bir şekilde burada üretim yapılan şirketlerle birlikte konuşulup bunun çok mantıklı olmadığı bunun bir deklarasyonla ortak bir şekilde bakanlık nezdinde de açıklanması bence yeni gelebilecek buna benzer adımları da önünü kapatabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Twitter hesabım orada. Bugün bununla ilgili bir tweet attım. Merak edenler bakabilirler. Çok okunuyor bu tweet. İkinci, yani bir adım ileri gidiyorum. Şunu iddia ediyorum. Yani 30 Eylül'de iddia ettiğim şeylerin hepsi gerçekleşti ve bir cendereye doğru, bir dar boğaza doğru gidiyoruz. Sonraki adım şu olacak bana göre Tonguç. Suudi Arabistan'ın bu eylemi diğer bölge ülkeleri tarafından da benimsenecek. Zaten Bahreyn onun bir uydusu, Kuveyt onun bir uydusu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri zaten öyle. Ben Mısır'a kadar uzanan ve daha da doğuya doğru Tunus'a kadar giden bir hinterland'da Türkiye'ye karşı bu hasmane tutumun kurumsallaşacağını düşünüyorum. Buna karşı önlem alınması gerektiğini öneriyorum. Yani eğer buna seyirci kalırsak yarın bütün evet. Körfezi
ve bütün Kuzey Afrika'yı karşımızda bulabileceğimiz, ticari anlamda hasmane bir tutumla karşımızda bulabileceğimiz bir dünya olabilir. O bakımdan biz medya olarak uyarı görevimizi yapalım diyorum. Buna ilişkin birkaç cümle söylersen dolar ve diğer fani şeylerden konuşabiliriz. Yani tamamen biraz önce söylediğim gibi bunun önüne burada üretim yapan şirketlerle birlikte, yani tabii onların da rızası olursa, ki bizim iç üretim veya iç tüketim diyelim, veya farklı buradan üretilen ürünlerin farklı coğrafyalara da dağılımı onlar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun çok mantıklı bir geri şeyi de yok, yani arka planı da yok. Yok yani tabii. Türkiye'ye bu yönde bir adım atılması veya böyle bir karşılık verilmesi yönde. Dolayısıyla derhal bence hani bir araya gelip ilk böyle bir tepkide karşılıklı ne düşündüğümüzü bir ortak tavırla belirtirsek, o sizin saydığınız ülkeleri de biraz daha kendilerine hem çeki düzen vereceği, hem geri planda tutacağını görürüz. Yoksa müsamaha gösterdiğimiz durumda dediğiniz gibi bir kar topuna dönüşebilir. Yani belki Türkiye için tabii ki alternatifler bulabilir ama neden böyle bir haksız, yani tam da demeyelim de, niye böyle bir haksız rekabet üzerinden Türkiye'ye yüklenilmesine izin verelim? Çünkü orada bizim markalarımız ya da burada üretilen markaları kullanan birçok yani yaşayan kişi de var. Belki onların böyle bir talebi yok. Hatta bundan da rahatsız oluyorlar. Dolayısıyla orada da bir karşı destek. Belki Suudi Arabistan biraz zor ama diğer ülkelerde biraz daha olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir ortak bildiri yayınlamak şu an için benim aklıma gelen en doğru yaklaşım gibi gözüküyor. Burada tabii Suudi Arabistan'ın tespit ettiği hedefler de çok önemli. Yani çok büyük şirketlere bu çağrıyı yapıyor. Bunlardan bir tanesi H&M, yani dünyanın en büyüklerinden biri. Diğeri Inditex. Inditex bir İspanyol devi. Inditex'in geçen yılki cirosu 25.4 milyar euro. Inditex'in patronu Amancio Ortega, dünyanın en zengin 20 adamından biri. Inditex'in altında Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Zara, Zara Home, Massimo Dutti gibi 9 tane dev moda şirketi var. Dev, her biri dev. Yani Inditex bir çatı. Bu çatının altında 9 tane böyle yavru kaplan var. Hepsi o şeyde üretim yapıyor. Hepsini kapsayan bir şeyden bahsediyorum. H&M'in de altında keza. O da büyük bir şemsiye. Onun da altında çok sayıda şirket var. Bu bize tekstil ve konfeksiyon alanında, moda alanında konulmuş büyük bir ambargonun işareti. Yani biz dışarıya fason ürün yapıyoruz ve elimize su döken yok. Hatta onlarla yarışan ürünler yapıyoruz. Bunun önüne geçen, yani tekstilimizi ve konfeksiyonumuzu boğmaya dönük, önünü kesmeye dönük bir atak olduğunu düşünüyorum. Hatta işin içinde batılı büyük şirketlerin olabileceğini de bir plan dahilinde ihmal etmediğimi de ayrıca belirtmek isterim. Yani dolayısıyla yani bu tip Türkiye'ye aslında daha önce de belki benzer ne diyelim yatırımların gelmesi noktasında da hatta biz bunları spora bile bağlayabiliriz. Yani işte Avrupa Kupaları, Dünya Kupaları'nın Türkiye'de organize edilmesi konusunda da maalesef işte zaman zaman kulisler oluyor ve Türkiye çok hak etmesi ne rağmen birçok organizasyonda çok başarılı gerçekleştirmesine rağmen bunları biraz erteleyerek ülkeye getirmesine neden oldu. Şimdi bahsettiğiniz gibi çok kaliteli bir sektörümüz. Dünya çapında da, yani yalnızca Suudi Arabistan'da değil, dünyanın neresine giderseniz Türk tekstili bugün Amerika'da olmakta bile hani bunların çok net bir şekilde sergilendiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla bu aşamada da bence güçlü bir duruşla bu yapılan ne diyelim hani karşı tavra karşı bir birliktelik yaratmamız ve bunun da önünü hızlı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Sonradan iş çok sarpa sarıyor. Biz de haklı olduğumuz zamanlarda bile bazen böyle çok daha enerji harcamamız gerekiyor. O açıdan bence hızlı bir şekilde ben şeyi de düşünüyorum Ali Bey, yani burada sizin önderliğinizde bu haber akışında bir çalışmada yapılıyordur. Belki kısa süre içerisinde umarım, evet. Açıklamaları biraz kapalı kapılar ardından da girişimler oluyordur. Ama bu yeterli olmazsa
net bir açıklamayla bir tavır alınması gerekiyor. Yani bu Türkiye'nin de çok doğal bir hakkı. Evet, peki. 3 dakikamız var. Onu da kur ve borsa için ayıralım dedim. Kesmeyeceğim. Bir kısa değerlendirmeye rica edeyim. 3-4 dakika kadar olabilir. Buyurun. Ya şimdi genel TL varlıklarda Merkez Bankası'na enteresan bir şekilde geçen faiz artışı sonrası bizim BDDK, işte Merkez Bankası, Borsa İstanbul, burada atılan birçok adımın normalleşme adımı altında TL varlıkları aslında olumlu yansıdı. İşte Akdeniz ve Avrasya meselesinin gelişmelerini biraz dışarıda bıraktığında bir dönem yaşadık. Ama kur konuşuyorsak maalesef daha önceki yayınlarda söyledik o 7.68, evet. Yani üçlü tepenin geçilmesi sonrası risklerimizin Avrasya ve Akdeniz'de zaman zaman artmasıyla talebin kurda devam ettiğini görüyoruz. Ve önümüzdeki Merkez Bankası seçimine kadar da çok oynaklığın artmamasını bekliyorum ama yine de böyle yukarı doğru bir klasik Merkez Bankası toplantıları öncesinde, özellikle faiz artışı bekleyen piyasa toplantıları öncesinde aşağı hareketlerin biraz daha iyimser bir haber akışı olmazsa Amerikan seçimleri öncesinde sınırlı kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 7.95-7.80 arasında en az en iyi ihtimalle veya işte bu 8'e doğru da zaman zaman hareketlendiğini belki toplantı öncesinde kısa bir aralıkta görebileceğimizi düşünüyorum. Burada Merkez Bankası özellikle Ekim enflasyonu ve Amerikan seçimi öncesinde bir reaksiyon gösterecek faize, yoksa sonrasında mı ona karar verecektir. Ama Borsa İstanbul açısından 1150'yi, 1170'i hızlı bir şekilde geçtik. Bence haftalık bazda yabancı girişini de görmeye devam edeceğiz. Ve burada bir iyimserlik havası global anlamda da bozulmazsa, her ne kadar Amerikan seçim riski olsa da 1200 hedefine doğru bir istek Borsa İstanbul'da görüyorum. Bu taraftaki güçlü tuşumuz işte yeni halka arzlarla, yeni yerli yatırımcı talebiyle de devam ediyor gibi gözüküyor. 1150'nin altına gelinmediği sürece geri çekilmeler hala alım fırsatı gibi gözüküyor. Harika. Peki, çok teşekkürler Tonguç. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Doçent Doktor Atılım Murat bizimle birlikte olacak. İyi gelen, tahminlerin çok çok üzerinde gelen iyi verilerimiz var. Bunları konuşacağız, konuşmayı sürdürüyoruz. Sanayi üretimi rakamları bakımından Türkiye gerçekten önemli bir dönemeci geçiyor şu an itibariyle. Sürdürebilirsek, sürdürülebilirliği sağlarsak sanayi üretiminde bir aşamayı daha geçmiş olacağız ve bu yılı çok iyi kapatabiliriz. Bu arada perakende verisinde de aynı tabloyu görüyoruz. Aşağı yukarı orada da parlak bir durum var. Bu her iki durumu konuşmak üzere TOB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atılım Murat bizimle birlikte. Atılım Bey, hoş geldiniz. Ali Bey, iyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi 12 dakika kadar vaktimiz var. Grafiklerimiz ekranda. Muhtemelen daha önceki konuğumuzla konuştuğumuzda göz ucuyla görmüş olabilirsiniz. Zaten grafiklerde size gönderilmiş olması lazım. O grafiklere bakarak onların eşliğinde bize sanayi üretim rakamlarının yorumunu yapmanızı rica ediyorum. Ve sürdürülebilirlik konusunda yapılması gerekenleri de ilaveten değerlendirirseniz sevinirim. Buyurun. Ağustos ayı rakamı aldı. Beklentinin üzerinde geldi. Zaten tabii hani yılın başından itibaren baktığımız zaman Ocak-Şubat ayı zaten fena değil. Yani iyi başlamıştık yıl aslında. Evet. Beklentiler anlamında iyi başlamıştık yani. Sonrasında pandemi araya girdi, devreye girdi. Sonra tabii ki paketler, işte teşvik paketleri, parasal genişleme programları derken Haziran'dan itibaren ekonomi hızlı bir şekilde toparlanmaya başladı. Zaten şu an grafiklerde de görüyoruz. Haziran, Temmuz, Ağustos zaten iyi geçen aylardı, evet. İyi geçen bir dönemdi. Ağustos'ta beklentinin üzerinde geldi. Önemli olan tabii size aslında sordunuz. Bundan sonra devamının gelip gelmeyeceği. Çünkü şöyle bir durum var Ali Bey. Sanayi üretim grafiğinde, yani geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman parasal sıkılaştırma başladığı zaman sanayi üretim rakamı patinaj yapmaya başlayabiliyor önümüzdeki aylarda. Ki Ağustos ayından itibaren de biliyoruz ki hem fonlama maliyetleri arttı hem kredi faizleri arttı. O nedenle önümüzdeki aylar belirleyici olacak. Evet.
Peki, yıllık bazda baktığınızda ne görüyorsunuz? Yıllık grafiğimiz de geliyor, arkadaşlarımız getirecek. Evet. Evet, yani yıllık bazda da çok iyi bir rakam tabii. Beklenti çok üzerinde geldi, 11.4'lük bir rakam. Ama dediğim gibi yani sonuç olarak yılın geri kalanında son 3 ayda bu Ağustos ayı, son 4 ayda ekonominin nasıl performans göstereceği önemli. Bir de şu var tabii, mesela Ağustos ayının biz zaten iyi geleceğini bekliyorduk. Ama onun da üzerinde geldi tabii ki. Şöyle bir şey var. Reel sektör temsilcileri Eylül ayındaki siparişlerden de memnun olduklarını söylüyorlar. Aslında yani o reel sektörden geri bildirimlere baktığımız zaman gerçekten işte siparişlerin beklenti üzerinde olduğunu söylüyorlar. Biz bunu önümüzdeki ayki veride göreceğiz. Önemli olan şey şu. Hani sanayi üretimi rakamı, yıllık bazdaki değişim beklenti çok üzerinde çok iyi. Eylül ayında dedik ki reel sektörden gelen geri bildirimler de çok pozitif. Ama önemli olan burada tabii ki sanayi üretimi ekonominin arz tarafını temsil ediyor. Evet. Talep tarafının ne olacağı çok önemli. İşte bu sıkılaştırmayla beraber, faizlerin artmasıyla beraber Ağustos'tan beri yani son 3 aydır faizler düzenli olarak artıyor. Merkez Bankası'nı izliyor. O nedenle hani geçtiğimiz yıllarda şöyle bir durum var, hesap etmekte fayda var. Kredi faizinin arttığı, sıkılaştırmanın olduğu dönemlerde sanayi üretim rakamı zorlanabiliyor. O nedenle hani şu an Eylül ayı için daha pozitifiz ama yılın son çeyreği için biraz daha bekleyip görmek lazım. Kredi faizleri ciddi şekilde arttı. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla Ekim, Kasım, Aralık yani yılın son 3 ayı ekonomi yönetimi bakımından gerçekten bir tercihler ve öncelikler dönemi olarak geçecek. Şöyle, işte biraz önce siz çok doğru bir yerden girdiniz. Parasal sıkılaştırma arttığı takdirde sanayi üretiminde bir gerileme kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Şimdi doğru. Önümüzdeki 22 Ekim'deki toplantıda Merkez Bankası 100 ya da 200 bas puan bir faiz artırımı yaptığı takdirde bu yetmeyip bir sonraki toplantıda da ona yakın bir şey yaptığı takdirde bu 3 ayı biraz kayıp yani sanayi açısından, imalat sanayi açısından kayıp addedebilir miyiz? Yani bu hızın kesildiği ve bir miktar ivme kaybettiğimiz bir döneme girebilir miyiz, girer miyiz? Ben öyle düşünüyorum Ali Bey. Biraz ivme kaybedebiliriz. Çünkü hani piyasa işte kurların seviyesini de görüyoruz. Evet. Piyasa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı bekliyorlar. Yani Merkez Bankası da ağırlık ortalama fonlama maliyetinde bugün baktığımızda %12'nin üzerinde oluştu. Ya ben en az 200 bas puanlık arttırımın gelecek hafta geleceğini düşünüyorum. Tabii ki piyasa daha fazlasını da bekliyor ama hani daha fazlası olacağını düşünmüyorum. 200 bas puan olabilir. Şu an bile yani ticari kredi faizlerine baktığımız zaman, tüketici kredi faizlerine baktığımız zaman 18'lerle 19'larla görüyoruz. %18-19. Yani bundan sonra yıl sonuna kadar bir 200-300 bas puan gelirse demek ki kredi faizleri %20'nin de üzerine çıkabilir. Burada tabii ki doğal olarak birazcık ekonomik aktivitede zayıflamaya yol açabilir. Onun için ben hani Eylül ayı dediğim gibi gene iyi gelebilir. Reel sektörden gelen sinyaller bu. Ama ben yılın son çeyreğinin biraz zor geçebileceğini düşünüyorum. O da kredi faizlerindeki artıştan kaynaklı. Evet, yılın son çeyreğinin zor geçeceğini Almanya'dan gelen veriler de bize söylüyor. O grafikler gelecek ekranımıza. ZU endeksinde çok büyük bir kayıp var. TÜFE'de de Almanya istediği veriyi tutturamıyor ne yazık ki. Almanya bizim açımızdan en büyük pazar, yani hem ithalatımız hem ihracatımız bakımından en büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Almanya demek zaten Avrupa Birliği Euro bölgesi demek. Şu anda Almanya zayıflıyorsa bizim hedeflerimizi tutturabilmemiz konusunda acaba nasıl bir kaldıraç olmalı ki biz hedeflerimizi çok ıskalamayalım ya da çok yakınına düşebilelim? Euro bölgesinin iyi performans göstermesi lazım. Şimdi bugünkü ZU endeksine baktığımız zaman aslında beklentinden daha iyi bir endeks vardı ama evet. Alt kalemlerde, alt kırılımlarda özellikle hani beklentiler, siparişler kaleminde sıkıntı var. Bu da zaten hani beklenti çok altında geldi. Siparişler, beklentiler tarafı. Bu da zaten Alman ekonomisi için hem yılın son çeyreği için hem de 2021'in ilk çeyreği için. Çünkü ZU 6 aylık bir perspektifte sunuyor bunu. Evet. ZU endeksi. Ve hani şu anki beklentide açıkçası bugünkü veriden sonra alt kalemlerden sonra hem Alman ekonomisi açısından yılın son çeyreğinin zor geçeceği hem de 2021'in ilk çeyreğinin zor geçebileceği. Siz de vurguladınız. Yani bizim için çok önemli ekonomi, Almanya ekonomisi, lokomotif Euro bölgesinin ihracat pazarımız. Yani İngiltere'den sonra en fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya. O nedenle hani Türkiye ekonomisi için iyi senaryo
hem Euro dolar paritesinin yukarı gitmesidir, hem işte Almanya'nın İngiltere'nin iyi performans göstermesidir. Başta Almanya olmak üzere. Ama görünen o ki yani bugünkü veriden baktığımız zaman, bugünkü veriden esinlenirsek Alman ekonomisi de yılın son çeyreğinde zorlanacak gibi gözüküyor. Evet. Son 3 dakikamız. Onu da biraz önce tartıştık bir miktar. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Suudi Arabistan'la bir gerilim yaşıyoruz. Yeniden anlatmamı herhalde istemezsiniz. Sanıyorum meseleyi biliyorsunuz ya da dinlediniz ya da bunun dışında da bilgilere sahip olabilirsiniz. Nasıl bir gerilimle karşı karşıyayız ve nasıl aşabiliriz? Ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani işin içine Dünya Ticaret Örgütü'nü karıştırarak çözebilir miyiz? Hayır. Onu karıştırmadan diplomatik yollarla pekala bu meseleyi aşabilir miyiz? Yoksa hayır, inceldiği yerden kopsun noktasına doğru mu gidiyoruz? Yok, olmaz bence. İnceldiği yerden kopsun olmaması gerektiğini düşünüyorum Ali Bey. Şundan dolayı sonuç olarak için mesela Dünya Ticaret Örgütü'nü devreye soksak o iş çok uzar. Toplantılar, buluşmalar falan yani diplomatik yollarla çözülmesi daha iyi olur bence. Daha hızlı olur. Kaldık işte az önce Almanya, İngiltere'yi konuştuk. Yani bize taze pazar lazım ki onlar bizim zaten mevcuttaki pazarlarımızla Suudi Arabistan başta olmak üzere Fas da var burada bu denklemin içinde tabii ki. Yani biz zaten alternatif pazar yaratmaya çalışırken bir de yeni sorunlarla karşılaşmak istemeyiz ki karşılaştık işte. O nedenle bu sorunun çözümü bence diplomatik yollardan geçiyor. Yani öyle kurumları, uluslararası kurumları devreye sokarsak çözüm gelebilir ama iş çok uzar. Sonuç olarak Suudi Arabistan'la iniş çıkışlı bir ilişkimiz var. Yani geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman. Ama diplomasiyle ben her şeyin çözülebileceğini düşünüyorum. O nedenle bence o yol seçilmeli. Dediğim gibi bir kez daha vurgulamakta fayda var. Yani önümüzdeki dönemde ihracat pazarları çok önemli olacak bizim için. Ve hani, pazar kaybına tahammülümüz olamaz. Hele bir de en önemli ihracat pazarımız Euro bölgesi bu kadar zorlanacak. Evet, çok doğru söylediniz. Yani uluslararası kurumlar devreye girdiğinde eninde sonunda çözülür ama o zaman da hani şu deyim var, dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Dolayısıyla iş işten geçmiş olur. Diplomatik yollarla çok hızlı biçimde, üstelik de iş diplomasisi yoluyla çözmeye başlarsak belki kısa zamanda sonuç alırız diye düşünüyorum. Ben önemli bir pazar olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın da daha fazla diretebileceğini düşünmüyorum. Belki hani bir yakınlaşma mesafesi sağlandığı takdirde onlar da kusura bakmayın deyip yola devam ederler diye düşünürüm. 2 dakika kadar vaktimiz var. Onu da kurla ilgili bir orta vadeli değerlendirme yapabilirseniz sevinirim. Nereye doğru gidiyor ya da nasıl bir yön var size göre? Yukarı yönlü bir trend var Ali Bey maalesef. Yani grafiksel açıdan da böyle. Doğru. Beklentiler açısından da böyle. Algı açısından da böyle maalesef. Yani ben yarınki köşesinde de bunu yazdım. Dolarla ilgili bir yazı yazdım Dünya Gazetesi'ne. Şöyle yani aynen. Bir kere bu beklenti yönetmemiz gerekiyor. Çünkü benim sohbet ettiğim iş insanları, esnaf, yatırımcı yani o algıyı değiştiremedik. Son 2-3 haftada Merkez Bankası'nın, BDDK'nın normalleşme adımlarını gördük. Ama işte kuru da görüyoruz. 7.92'lerde hala. Düşünemiyoruz kuru. Yani belki faiz arttırıp farklı şeylere ihtiyaç var. İşte Merkez Bankası ekonomik kanalı olduğu için ekonomik şeyleri konuşuyoruz tabii ki sizinle her zaman. Evet. Ama sanki faiz arttırmaktan da başka şeylere ihtiyaç var. Yani özellikle yerli yatırımcı ihtiyaçları düşük çekiyor. Bu çok net bir şekilde ortada. Benim dediğim gibi sohbet ettiğim insanlar hani doların yukarı gideceğini düşünüyor. O algıyı değiştiremiyoruz. Hani bana gelen sorular üzerinde dolar nereye hareket edecektir? Nereden dolar alabiliriz? Evet. Yani hiç kimsenin Türk lirasıyla ilgili pozitif düşüncesi yok maalesef. Ki sizinle yayınlarda her zaman vurdum. Bence bu döviz kurusu seviyeleri Türkiye ekonomisi için çok yüksektir. Yani bu beklentiyi üretmeliyiz, algıyı değiştirmeliyiz. Yani hali aslında kapatılan adımlara rağmen ben çok olumlu bir sinyal göremiyorum. Umarım başta Merkez Bankası'ndan sonra yani yeni adımlarla birlikte biraz bu algıyı kırabiliriz. Dediğim gibi yani dolar seviyesi bence Türkiye ekonomisi açısından çok çok yüksek. Evet, peki. Atırım Bey çok teşekkürler. Şimdi bir sosyal medya haberimiz var. Onunla veda edeceğiz. Sonra takvimimiz var. Takvim gelecek. Sosyal medya haberimiz posta servislerinin gelişmişlik sıralaması. Zaten ilk 7 ülkeye baktığımızda o ilk 7 ülkede DHL, UPS, TNT, FedEx gibi şirketleri o ülkelerin bünyesinde görüyoruz. Türkiye burada 47. sırada yani gerçekten baraj sınırının altında ülkelerden bir tanesi. Türkiye ne yazık ki bu kadar büyük
ihracat, imalat sanayi potansiyeline rağmen iyi bir lojistik ağı oluşturabilmiş değil. Sadece karayolu tır filoları sayesinde bir şekilde taşımacılık yapıyoruz. Oysa demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığının çok gelişkin hale getirilmesi lazım, hızlandırılması lazım. Bunun için de ciddi bir lojistik altyapısına ihtiyaç var. Bu da elbette PTT ile olacak şey değil. Takvimimiz ekranda. Çarşamba günü yarın 3.50'de Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı geliyor. 7.30'da Japonya sanayi üretimi, 11.00'de Uluslararası Enerji Ajansı'nın global petrol talep tahmini geliyor. 12.00'de Euro bölgesi sanayi üretimi, 15.30'da Amerikan üfe verisi, Perşembe 4.30'da Çin enflasyon rakamları, 11.00'de Türkiye bütçe dengesi, 14.30'da Merkez Bankası para ve banka istatistikleri, 15.30'da Amerikan işsizlik maaşı başvuruları, 17.30'da Amerikan ham petrol stokları, çarşamba ve perşembe günü petrolle ilgili iki veri birbiriyle bağlantılı. Cuma günü, haftanın son günü 12.00'de Euro bölgesi tüfe rakamları geliyor. 14.30'da Türkiye yıl sonu tüfe tahmini, 15.30'da Amerikan perakende satışları, 16.15'de Amerikan sanayi üretimi, 17.00'de Michigan tüketici güven endeksi geliyor. Böylece bir son seansın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.